Merhaba. Eğer evinizde özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuğunuz varsa ve ona bakmakla yükümlü bir anne babaysanız mutlaka onun evde bulunduğu süre içinde onu nasıl yönlendireceğinize ve onu nasıl koruyacağınızla ilişkin çok sayıda tavsiyeye ihtiyacınız var. Bu süreçte bize bu konuda yardımcı olacağını düşündüğümüz fikirleri paylaşmak için Feride Bakal hocamızı stüdyomuza davet ettik. Hoş geldiniz Hoş hocam. Evet bu konuda özellikle isterseniz ilk önce sağlık konusundan yola çıkarak başlayalım. Evde e Özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuğun sağlığını korumak için neler yapabilir anne baba? Ee, öncelikle özel eğitime gereksinim duyan çocukların çoğunda beslenme bozuklukları görünüyor. Ee, gerek doktor yardımıyla gerekse e, velinin özverisiyle öncelikle beslenmesinin düzenlenmesi gerekiyor çocukların. Çünkü e, yemek, yemeği ayırt edebiliyorlar, abur cuburu çok tüketmek isteyebiliyorlar. Bunlara çocuklara bir düzene sokulması gerekiyor ve bunu çocuğa öğretilmesi gerekiyor. Zararlı ve zararsız yiyecekler, sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler şeklinde çocuk bunları ayarlayıp daha verimli kullanabilsin diye. Peki çocuk ısrarlı bir şekilde evde çikolata var ve onu tüketmek istiyor. Aile de bunun önüne geçemiyor ve bunun için çocuğu ikna etmenin somut bazı yollarından bahsedebilir misiniz? Biz çocukların çok sevdiği şeyleri genellikle pekiştireç olarak kullanıyoruz çocuk. Eğer çikolatayı çok seviyor, çorba içmeyi reddediyorsa çikolatayı çorba içmesi için bir pekiştireç olarak kullanabiliriz. Yani önce çorbasını bitirecek daha sonra ardından küçük bir parça çikolata verilecek şeklinde kullanabilirler. Ya da kreker çok seviyor. Krekeri ona ödevini yaptıktan sonra ödül olarak verebilirsiniz ya da diğer sevmediği bir üründen iki kaşık tattıktan sonra sevdiği bir krakeri vererek bu şekilde ödül olarak kullanabilirsiniz. Ama bunları da minimum miktarda tutuyoruz. Ne kadar az kullanırsak o kadar iyi geri döntüler alabiliriz. Çocuk ısrarlı bir şekilde kendisine verilen bu ödülün miktarının arttırılmasını isterse nasıl bir yöntem kullanılabilir? Bizim tutarlı olmamız gerekiyor. Ne kadar tutarlı olursak çocuğun bu pekiştireci isteyecektir illaki ama biz ne kadar tutarlı olur ve bizim yapmamızı istediğini yaptıktan sonra eğer çocuğa bu pekiştireci verirsek çocuk bunu öğrenecektir zamanla. Yani önce çocuk illaki istediği şeyi isteyecek. Biz burada o zaman şöyle yapacağız. Çorbanın tamamını bir kase olarak içmiyor olabilir. Ama iki kaşıktan sonra sevdiği çikolatayı vereceğiz. Sonra bunu 5, 6, 7, 8 diye çıkaracağız. En sonunda... E, küçük bir balık krekerek koca bir kase e, çorbayı içmesini sağlayacağız. En sonunda da o abur cuburu ortadan kaldırıp çocuğun daha sağlıklı beslenmesini öğretmiş olacağız. Bu şekilde e, sağlayabiliriz sağlıklı beslenmesini. Zaman içinde çocuk o e, bizim aslında yemesini istemediğimiz besinli e, tüketilmesi konusundaki alışkanlığını kaybedebilir mi bu bahsettiğiniz yöntemle? Ya, e, kaybetmesi çocuklarda biraz zor olabilir ama en azan ne kadar indirebilirsek o kadar iyi olacak. Çünkü... E, yani o bizim aslında zararlı gördüğümüz ama çocuğun çok tutkuyla bağlı olduğu pek şeyler bizim çok işimize yarayacak şeyler. Biz bunları en aza indirgeyelim. Yani ya da bunun yerine başka bir şey koymaya çalışıyorum. Atıyorum, sevdiği bir zararlı, sağlıksız yiyecek yerine sevebileceği başka bir sağlıklı yiyeceği koyarak bunu ortadan kaldırabiliriz. Ama onu da dediğim gibi yavaş yavaş geri çekerek birden bire yaptığımızda bu sefer tepkiye sebep olabilir. Bu da çocuğun sağlıklı yiyeceği tamamen reddetmesine neden olabilir. Ama yavaş yavaş geriye çekip bundan sonra sağlıklı yiyeceği önüne koyduğumuzda çocuk artık onun tadını bildiği ve alışkın olduğu bir lezzet olduğu için reddetmeyecektir. Ve artık o diğer pekiştireçlere de çok ihtiyaç duymayacaktır. Bunun e, belirli bir zaman dilimine yayılmasını öngörebiliyor musunuz? Bir hafta, bir ay veya belli bir süre? Evet. Bu çocuğa ve çocuğun dirençine bağlı bir şey. Yani bazı çocuklar bir haftada kabul edilebilirken bazıları iki yıl veya daha uzun sürebilir kesinlikle çocuğun bireysel durumuna bağlı. O zaman burada ailenin sabır dediğimiz konuda Aynen. çok e, sabırlı olarak e, konuya yaklaşması Aynen. gerekiyor. Sabırlı bir tek sabır yetmiyor aynı zamanda e, tüm ailece tutarlı olmaları gerekiyor çünkü bazen anne e, bir şey yapmaya çalışabiliyor ben ona işte ee, sağlıksız yiyeceği vermemeye ya da geri çekmeye çalışıyorum derken baba ne olacak ki verelim diyebiliyor ya da babaanne ve anneanneler özellikle burada devreye giriyor. Ee, bütün ailede çocukla ilgilenen herkesin aynı tutumu göstermesi gerekiyor. Bir tek sabır yetmiyor tutarlılık da önemli. Tutarlılık ve kararlılık. Evet hocam, güzel bir konuyu irdeliyoruz. Bu boyutta ben şunu da sormak istiyorum: Sağlıksız besinlerden çocuğu kurtarmak için sağlıklı besinlerle onları yer değiştirmeye çalışacak bir tavır içindeyiz. Peki bunun aynı zamanda belli zaman dilimlerine göre de yapılması gerekiyor mu çocuk yoksa her istediği zaman sağlıklı besinlerle beslenmek adına karşısına belli besin ürünleri getirilmeli mi? sağlık beslenmede fırsat öğretimini kullanırız. Yani çocuğun acıktığı her anı fırsat olarak kullanabiliriz. Atıyorum çocuğun yemek saatidir ya da ikinci saatidir. Burada çocuğa beslenme, sağlıklı yiyecekleri öğretirken diğer şeyleri de geri çekmeyi öğretebiliriz. Yani yemek saatinde çocuğun o sofradaki ürünleri Sağlıklı olanları tercih edip yemesi, masada kola varken kolayı tercih etmemesini sağlamak için aslında bu e, ortam bir e, fırsat öğretimidir. Yani çocuğun her aç olduğu durumu biz sağlıklı beslenmeyi öğretmek için kullanabiliriz. Bu süreler bir saat gibi kısa zaman dilimlerinde olsa bile mi? Olabilir. Beş dakikada ya da e, bu tamamen çocuğa bağlı bir şey aslında. Bu... Belki çocuk o an sofrada 5 dakika oturabiliyorsa, 5 dakikadır ama çocuğu daha uzun süre toplu şey yapabiliyorsanız daha uzun sürede de yapabilirsiniz. Tamamen çocuğa bağlı. Kendisine bağlı. Peki hani normal düzeydeki çocuklar için ailenin belirlemiş olduğu belli saatlerde hep birlikte sofraya oturma alışkanlıkları geliştirmeye çalışırız. Özel eğitimle ilgili çocuklarımızda da buna yönelik bir tavır üzerinde durmak gerekir mi? kesinlikle gerekiyor çünkü çocuğun topluma adapte olabilmesi için öncelikle aileyle birlikte bir şeyler yapabilmesi gerekiyor. Çocuk o saatte yemek yemeyecekse dahi aileyle birlikte sofraya oturması gerekiyor. Çünkü, Ki bunun için bir zorlama söz konusu olacak mı? E, zorlamaktan ziyade çocuğu e, yönlendirme şeklinde kullanabiliriz. Mesela e, diğerleri sağlıklı yiyecekleri yerken o öğrenci meyve yemek istiyorsa meyve saatini e, yemek saatine denk getirebiliriz. Çocuk masada oturabilir ya da e, çocuk hiçbir şey yemek istemeyebilir. Önüne hiçbir şey koymanıza gerek yok. Ama çocuk sadece masada oturmayı öğrenmesi bile bizim için çok büyüktür çok değerli. Çok değerli. Aileyle olan süreyi geçirdikten sonra mesela yarım saat sonra tekrar çocuk yemek istiyorsa onu e, hayır şu saatte yemek saati değil diye engellemek söz konusu olamayacak anladığım kadarıyla. E, şöyle o da yine aynı şekilde çocuğa göre değişebiliyor. Ee, bunu algılayabilecek düzeyde bir çocuksa evet bunu uygulayabilirsiniz. Çünkü e, çocuk e, o saatte yemek saati olduğunu bilip masaya oturması gerekiyor. Ha, arada küçük atıştırmalık şeyler verirsiniz çocuk aç kalmasın diye ama tamamen doyurmaya e, şey yapmayabilirsiniz. Tamamen doyuma ulaşmasını sağlayamayabilirsiniz. Normal çocuklarda e, hepimizin uyguladığı bir yöntemdir. Çocuk e, bazen bir takım kaprisleri e, söz konusu olduğunda ben şu anda yemeyeceğim deyince tamam, o zaman bu sana bu akşam sana yemek yok dediğimiz zamanlar olmuştur. Ama özel eğitimle e, ilgili çocuklar için böyle bir boyutu anladığım kadarıyla çok fazla tavsiye etmiyorum çocuğun e, kriz geçirmesine sebep olacaksa çok tavsiye etmiyoruz Feride Hocam verdiğiniz güzel bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz yine özel eğitimle ilgili e, çocuklarımızın e, başka boyutlardaki sorunlarını çözmek için e, tekrar birlikte olacağız sizinle Şimdilik hoşçakalın